Merhabalar Ayhan Bey, nasılsınız? Merhabalar Zeynep Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Spor hayatıma 90 yılında başladım. 1990'da 10 yaşındaydım. Kickbox, Muay Thai olarak başladık. O dönemden bu döneme spor hayatımız devam ediyor. MMA Federasyonu Genel Sekreteri ve birçok il takımda görev aldım. O şekilde dövüş, hem müsabakalarda yarışarak hem de antrenörlük kısmında aktif olarak devam ediyoruz. Peki salonumuz kaç yılında kuruldu? Salonumuz 2011 yılında bizim aktif. Daha önce başka salonlarda antrenörlük yapıyorduk. Kendi hocamızın salonunu işletiyorduk. Şu anda fitness, body, kickbox, muay thai, MMA, box ve wushu branşlarında aktifiz. Biraz spor dallarından bahsedebilir misiniz? Kickbox adı üstünde tekmeli box. Tekme ekleniyor. Normal klasik boksa ek olarak. Muay Thai'da bunun tabii ki ayrı ayrı branşlar bunlar ama ben kısaca hani söylüyorum. Muay Thai'da buna diz, dirsek ve birkaç düşüş teknikleri ekleniyor. MMA dediğimizde MMA tamamen mixed martial arts, karışık dövüş sanatlar demek. Bütün hepsinin karması. Avrupa'da çok bilinen, çok yaygın bir spor dalı. Türkiye'de de 5 yıldır bu hizmet sektördeyiz biz. Aynı zamanda dediğim gibi kurucusuyuz MMA Federasyonu'nun. Aynı zamanda genel sekreterlik görevini üstleniyorum. Boks bildiğimiz normal standart yumrukla, sadece yumruk işin içinde oluyor. Wushu da biraz kökeni kung fu olarak geçiyor. Onda da ring üstünde değil ama biraz petman tonu farklı. Dövüştüğü alanlar farklı. Aşağı yukarı yakın dövüşler birbirine. Sanda branşı özellikle. Muay Thai'ye yakın bir branş. Sadece kurallar farklı. Antrenörlüğü siz yapıyorsunuz burada. Kaç yaş aralığında öğrencilerimiz var? Burada 7 yaştan önü açık, kendini iyi hisseden, spor yapmayı isteyen herkese burada eğitim veriyoruz. Minimum 7 yaş tercih ediyoruz. Tuğcu Spor Kulübü'nün hem kurucusu hem başkanıyım. Kardeşim Özkan Hoca var. İkimiz beraber işletiyoruz burayı. O da aynı zamanda burada başkan yardımcısı. O şekilde. Peki çeşitli müsabakalar, yarışmalar oluyor mu? Tabii ki. Şimdi yarın mesela uluslararası maça katılacağız. Avrupa Şampiyonası, MF dediğimiz Muay Thai'nin her yıl düzenlediği yaklaşık 26 ülkeden bir katılım sağlanıyor. Minik, yıldız, genç, büyük hepsi davetli buraya. Yarın oraya gideceğiz. Kulübümüz adına orada sporcularımız dövüşecek. Tabii ki başarılı olanlar bir takıma girecekler. Çok güzel. Peki biraz kulüp olarak sektördeki farkınızdan, tercih sebeplerinizden de bahseder misiniz? Ya, en büyük farkımız şu, kardeşimle benim tek hocadan eğitim almamız. Yani birçok kulüplerde farklıdır. Öğrenciler birçok antrenör gezer. Bizim öyle söyleyeyim, onun yanında gözümüz açtık öyle. Spora başladık ve bunun en büyük yararı yaklaşık 2006 yılına kadar hala müsabıktık. Peki buradan son olarak izleyicilerimize ve özellikle sporculara neler söyleyeceksiniz yine bilinçlendirmek adına? Ya şöyle söyleyeyim, bulunduğu çevre itibariyle burası Altındağ, Ankara'nın en eski yerleri, en kalbi aslında Ankara'nın. Burada varoş kesim dediğimiz maddi imkanlar zorlukta olan öğrenciler çok. Ve bu şeylere baktığımız zaman, başarı olanlarına baktığımız zaman Türkiye'yi bütün dallarda, bütün spor dallarında buradan çıkan öğrenciler temsil ediyor ve burada başarılı oluyor. Biraz daha bu bölgelere devletten destek verilmesini, biraz daha spor kulüplerine bu konuda yardımcı olunmasını istiyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz sizlere. Evet. Değerli bilgiler aldık. Sektörünüzle alakalı bir başka programda görüşmek üzere diyelim.